Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçiyoruz. Birinci sıraya alınan 21.11.2019 tarihli ve 7193 sayılı dijital hizmet vergisiyle bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun ve anayasanın 89. ve 104. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı'nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresiyle plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. Komisyon yerinde. Komisyon raporu 145 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Sayın milletvekilleri, 21.11.2019 tarihli ve 7193 sayılı dijital hizmet vergisiyle bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun 50. maddesi Cumhurbaşkanı'nca uygun bulunmayarak bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterilen gerekçeyle birlikte başkanlığımıza geri gönderilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhurbaşkanlığı'nın geri gönderme tezkeresine konu 50. maddeyi kanun metninden çıkarmıştır. Anayasanın 89. maddesinin 2. fıkrasında Cumhurbaşkanı'nca kısmen uygun bulunmama durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. İç tüzüğün 81. maddesinin son fıkrasında ise Cumhurbaşkanı'nca yayınlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Meclisi'ne geri gönderilen kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine başlanmadan önce genel kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durumda sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılır, kanunun tümünün oylaması herhalde yapılır hükmü yer almaktadır. Bu hükümlere göre geri gönderilen kanunun tümünün veya sadece Cumhurbaşkanı'nca uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesi genel kurulun kararına bağlıdır. Ancak Cumhurbaşkanı'nca kısmen uygun bulunmayarak bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunun 50. maddesi komisyon tarafından kanun metninden çıkartıldığından kısmen görüşülecek bir husus kalmamıştır. Kanunun diğer maddelerinin görüşülüp görüşülmemesi konusunda genel kurulun kararını alacağım. Kanunun diğer maddelerinin görüşülmemesini genel kurulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri, kanunun tümünün oylanmasından önce gruplarımızın iradesinin birleşmesiyle emsal de teşkil etmemek üzere sayın grup başkan vekillerine ya da yetki verdikleri sözcülerine kürsüden 5'er dakika ile olmak üzere söz vereceğim. İlk söz İYİ Parti grubu adına grup başkan vekili Kocaeli milletvekili sayın Lütfü Türkan'da. Buyurun sayın Türkan. Süremiz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önce Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna bakmak istiyorum. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyorlar. Burada onayladıkları bir kanunun Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilmesi karşısında ruh hallerini merak ediyorum. O yüzden iyice seyretmek istiyorum arkadaşlarım. Yüzlerine bir bakmak istiyorum. Zor bir şeydir tabii. Yani ben düşünüyorum. Burada ısrarla arkadaşlar yapmayın, etmeyin, yanlış işler yapıyorsunuz dedik. Hayır efendim, olur mu bu ekonomiyle ilgili, bu enerjiyle alakalı deyip bizleri dinlemediniz, alkışladınız. Sayın Cumhurbaşkanı toplumda uyandırdığı infiali görerek haklı bir tavırla yasayı veto edince bu sefer dönüp onu alkışladınız. Yani Türk tarihinde, Türk siyasi tarihinde bu tavrınız hiç unutulmayacak. Hem kanunun kabul edilmesini hem de kanunun veto edilmesini alkışlayan tek siyasi parti grubu olarak Türk siyasi tarihine geçtiğinizi buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Zor bir durum olduğunu biliyorum ama dün bir arkadaşımız, benim de çok sevdiğim bir arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Abi, bizi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yanılttı, Allah'tan Cumhurbaşkanı vardı. O bu işi kurtardı. Hakikaten zor bir iş. Yani kanunu hazırlarken Cumhurbaşkanı hazırlatıyor, veto eden Cumhurbaşkanı. Bir
bu sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl garabet bir sistem olduğunu göstermek açısından aslında bu kanun bile çok önemli bir örnek teşkil edebilir. Yani ısrarla bahsediyoruz. Bir yılı aşan bir süreçte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hiçbir şey getirmedi bu ülkeye. Olumlu getirdiği hiçbir şey yok. Emin olun. Belki burada durumunuz gereği, konumunuz gereği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar mükemmel bir sistem olduğunu bahsediyorsunuz ama ben biliyorum ki konuşmanız bittikten sonra ya bu sistem de pek iyi oturmadı bu ülkeye diyebiliyorsunuz. Ben geleyim esas meseleye. Cumhurbaşkanımızın veto etmesinden sonra termik santrallerin bacaları ne olacak? Ben şimdi onu size soruyorum. Bundan sonra ne yapacağız? Bu santraller çalışacak mı? Çalışmaya devam edecek mi? Yoksa Çevre Bakanlığı'nın muzdam cezalarını ödemek kaydıyla, kar marjları çok yüksek kuruluşlar bunlar. Bu cezaları ödemek kayıt ve şartıyla üretmeye devam edecekler mi? Eğer sadece para alacaksanız, bunlar da üretime devam edeceksek, bu vetonun hiçbir karşılığı olmaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı veto ettiği bu kanun burada ilgili madde kanunun meri olan ilgili madde çıkarıldığında eğer bu termik santraller üretmeye devam ederse bu vetonun hiçbir gerekçesini anlatamazsınız millete. Kapatılmaz. Tabii ki kapatılmaz. Bunların hepsi de ekonomik bir değer. Ama bakın bu insanlara bu insanlar teşvikler aldılar. Bu insanlar krediler aldılar. Sizler aracılık ettiniz. Sizler bu konuda ciddi işler takip ettiniz. Ama bunlar bacalara filtre takılması konusunda bugüne kadar tek bir iş yapmadılar. Sipariş dahi vermediler. Yani filtreleri sipariş dahi vermediler. Bırakın monte etmeyi. Bundan sonra bu işin sipariş süreci var. Monte süreci var. Ciddi bir zaman aralığı gerekiyor. Bunun vebali de yine sizin biliyor musunuz? Sebebi bu insanlara verdiğiniz parayı, verdiğiniz teşviği takip edip filtreleri taktırmadığınız için. Onlar çünkü her birisinin bu mevcut sıralarda oturanlarla beraber bir organik bağı var. Maalesef, üzülerek söylüyorum. Kimsenin şahsını izah etmek istemiyorum. Bu konuda organik bağ olmayan arkadaşlardan da özür dileyerek söylüyorum. Ama onların burada bu sıralarda oturanların bazılarıyla organik bağları var. Dolayısıyla o organik bağların kurduğu lobilerle bugüne kadar geldiler. Ama bugün oyun bozuldu. Benim buradan sizden ricam şu. Arkadaşlar biz kanunun gereğini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunlar yasal olmayan bir şekilde üretimi yapıyorlar. Biz de ceza kesiyoruz. O insanların ölmesinin önüne geçmez bu kesilen cezalar. Yani ceza kessiniz diye Afşin'de, Elbistan'da, diğer termik santrallerin bulunduğu yerlerdeki o santraller insan ölümlerinin önüne geçemez. Ödedikleri cezalarla. Yapılacak bir tek şey var. Bunları bir an önce bu termik santrallerin bacalarına emisyon filtrelerinin mutlaka ve mutlaka takılmasını temin etmek. Onunla ilgili mühendislik hizmetimi verirsiniz. Onunla ilgili satın alma hizmetimi verirsiniz. Bu işlerden çok anlayan arkadaşlar var aralarınızda. Ben biliyorum. Onlar bu konuda rehberlik etsinler. Bir an önce, daha önce müşavirlik yaptıkları bu firmalara milletvekilliğinden önce devam edin. Devam edin. Zamanınız milletvekilliklerinden var. Önce müşavirlik yaptıkları bu firmalarda, bu diğer konularda da bu sefer Allah rızası için, bu sefer milletin menfaati için müşavirlik yapmaya devam etsinler. Bu vesileyle tekrar söylüyorum. Bu saatten sonra filtreler takılana kadar bu santrallerin üretim yapması bu ülkede cinayet sebebidir. Sizler de bu işe müsaade ederseniz bu cinayetlerin curumu olursunuz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.